olmuş? Uyanmış mı? Konuşmuş mu? Bir şey söylemiş mi? Yok. Hala baygın. Ay, saklama ne olursun. Ne zaman uyanırmış? Ne zaman konuşurmuş? Zeliş. Kayınvalidenin durumu pek iyi değil. Çok mu kırığı var? O da var da. Asıl mesele o değil. Asıl beyin sarsıntısı geçirmiş. Yani? Ayılıp ayılmayacağı pek belli değil Zeliş. Kadriye teyze yazdı mı? Çocuklar iyiymiş. Olanlar uyumuş da Necda hala ağlıyormuş. Ya bak bak ya ya işte tabii. Acıktı o çünkü. Çok acıktı o çünkü. Şey yapalım, şöyle yapalım. Sen git, eve git, Necla'yı besle. Ben şimdi Kudret gelsin, peşinden eve geleyim. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen daha fazla beklemeyin. İkiniz de evinize gidin. Çünkü şimdi Kudret gelir. Ay yok canım, olur muymuş öyle şey? Ben seni hastanede tek başına bir başına bırakır mıyım? Ne oluyor öyle yabancılar gibi? Yok öyle şey. Ömer gider, ben peşinden giderim. Annem nerede? Ha? Hangi odada? Sevgilim, kimseyi almıyorlar yanına. Ya ne demek almıyorlar? Oğluyum ben onun be. Yoğun bakımda. Yanına almıyorlar. Usul böyle Kudret. Yoğun bakımda mı? Çok mu kötü? Beyin sarsıntısı geçirmiş. Ne? Ne oldu? Ne zaman oldu? Anlatsana Zeliş. Ya bir çarpma sesi duydum. Bir gürültü, bir çığlık. Dışarıya fırladım. Bir baktım Mukaddes anne. Orada yatıyor öyle. Yengenlere gitti sanıyordum ben de. Canım annem ya. Sen hastasın diye eve erken gidelim demiştin. Onu orada, yolda öyle kanlar içinde görünce öyle fena oldum ki anlatamam sana. Biliyorum hayatım. Biliyorum. Daha geçenlerde Zeliş benim gelinim değil, kızım demişti. Aynen. Aynen.